Yok, kayıp yok. Solucan gübresini kullanarak ektiğimiz patatesin bugün hasadını yapıyoruz. Yaklaşık 10 dönümlük bir yerde patates ekmiştik. Burada tamamen solucan gübresi kullandık. Hem yemeklik hem kızartmalık iki çeşit patates. Ayrıca mor patates de ektik. Şu anda 10 dönümlük yerden 30 ton patates elde etmiş olduk. Patatesler tamamen solucan gübresiyle gübrelenmiş. Herhangi bir kimyasal gübre kullanılmamıştı. Geçen yılda yine biliyorsunuz bir kısmında solucan gübresi, bir kısmında kimyasal gübre kullanmıştık. Kış döneminde şunu gördük. Solucan gübresiyle yetiştirdiğimiz patateslerde herhangi bir çürüme olmadı. Diğer patateslerde, yani kimyasal gübre kullandığımız patateslerde çürüme olduğunu da gördük. Bilimsel çalışmalarda sağlıklı bir patates elde etmiş olduk. Ben bu konuda Uğur hocama, solucan gübresinin başında bulunuyor şu anda. Uğur hocama, Ahmet hocama teşekkür ediyorum. İnşallah bu gübremizi çiftçilerimiz, köylülerimiz kullanacaklar. Sadece patates değil, yoncada, buğdayda, arpada, yulafta, meyve sebzede kullanabilecekler. Biz üniversite olarak bunların sonuçlarını aldık ve tavsiye ediyoruz. Doçent Doktor Ahmet Demirbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimlerin Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel Hayvan Üretim Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bu yıl kurulmuş olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür olarak görev yapmaktayım. Az önce Uğur hocamın da söylediği gibi geçen yıl ilk olarak üniversitemizde üretilen solucan gübresini arazilerimizde uygulamıştık. Bu yılda etkisini gördüğümüzden dolayı sadece patatese değil, buğday, yonca ve diğer sebzelerde uyguladık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi oldukça iyi, yüksek verim elde ettik ve kalite olarak da oldukça iyi ürünler elde ettik. Şu an patates hasatımız devam ediyor. Tekrardan gördük ki solucan gübresi oldukça fayda sağlamakta. Doçent Doktor Uğur Tutar, Eczacılık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Sivas Valiliği, İl Özel İdaresi, Burcu Yaşe, Sivas Belediyesi, SİDAŞ ve Sivas Ticaret Odası Sanayi Ortaklığı'nda kurulmuş Sivas Organik Tarım AŞ Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Hepimizin bildiği gibi çok uzun yıllardır topraklarımıza kimyasal gübre kullanmakta ve topraklarımızın strüktürü, yani yapısı bozulmakta. Buna bağlı olarak da artık tüm çiftçiler de görüyor ki verdikleri kimyasal gübre bitki tarafından alınmadığı gibi toprağın pH'ı değişiyor, tuzlulaşıyor. Dolayısıyla da verim her geçen gün biraz daha az oluyor. Bu verimi kaybetmemek amacıyla da her yıl biraz daha kimyasal gübre miktarını artırarak devam ediyorlar. Son yıllarda özellikle ham maddesi, yurt dışından gelen kimyasal gübrelerin fiyatındaki artışta çiftçilerimizi bu anlamda yeni araçlara sevk etti. Biz de bu bölgede 2 yıldır üretimi yapmış olduğumuz solucan gübresini üniversitemiz arazilerinde, yoncada, buğdayda, sera içerisinde, sebzede, işte biberde, salatalıkta, domateste vesaire birçok yerde kullandık ve gördük ki hakikaten hiç kimyasal gübre kullanmadan da çok yüksek verim alabilmek mümkün. Hatta hastalıklara karşı dirençli olan bitkilerin hiçbir kimyasal pestisit kullanmadan da hastalıklara direnç sağladığını, dolayısıyla da bu anlamda hem ekonomik anlamda hem de sağlıklı ürün yetiştirme anlamında solucan gübresinin çok önemli bir yer işgal ettiğini görmüş olduk. Geçen yıl yine birçok çiftçimize solucan gübresi tavsiyemiz üzerine kullandırdık. Geçen yıl kullanan çiftçilerimizin hepsi verimlerinden çok memnunlar, kalitelerinden çok memnunlar. Bu yılda daha da artırarak kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanmayı tercih edeceklerini bize bildirdiler. Biz leke yok yani. Hakikaten çok şey. Tek çeşit değil mi? İki çeşit hocam. Tamam.
İkisi de Sivas'a özgü çok iyi çeşitli. Biri Agriyaz'dan geçen sene ekmiştik şey, öbürü de Olimpia. Geçen sene toplanmışlar ve bu sene satmadık. Ama müthiş şey. Hocam çok güzel ya. Şimdi öğlen test ettiriyor, millet çuval çuval almaya geliyor şu an. Normalde 200 kilo civar basıyor da şu boyutta da insanlar için 400 kilo kadar çıkıyor. Aynen. Gübrede. Tabii gübrede. Kimyasal gübrede 400. Peki de kimyasal gübrede sadece 200 kilo attık hocam. Yani biraz daha... 100 kilo falan da kompost gibi. Hocam yani çok güzel. Hocam köylerdeki yaptıklarımıza göre. Kürsel de burada 1 gram. Aynen hocam. Bu sene biraz azaltmışız zaten. Yani Uğur Hoca'yla anlaşamadık. Cipslik olacak belki böyle büyük olursa onu da göstermiş olur. Seneye bir %50 artıracağız hocam.